Hoş geldiniz. Öncelikle röportajımız boyunca size Firuze ismiyle hitap edeceğim. Siz bugün bizlere, topluma, Türkiye'de her geçen gün mensup sayısı artan ve aynı zamanda ekonomisi de kendi içinde, ki para trafiği de artan ve sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi manada hem parasal olarak hem de mensup olarak örgütlenmeye devam eden ve maalesef bürokrasinin içinde de her geçen gün artan, ama bizim belki de sadece bürokrasinin içerisinde varlığının olduğunu zannettiğimiz Menzil tarikatını konuşacağız. Neden sizinle konuşuyoruz? Öncelikle tabii izleyicilerimize onu aktarmak isterim. Çünkü siz 2012 ve 2014 yılları arasında Menzil tarikatının içerisinde bulundunuz ve oradaki yaşamı, insanları, özellikle de tarikatın mensuplarını oraya nasıl dahil ettiklerini ve ne gibi ritüeller olduğunu birebir yaşamış ve sonrasında da oradan ayrılmış birisiniz. Dediğim gibi Firuze ismiyle hitap edeceğim size ve tabii ki teşekkür ederim yani röportaj teklifini kabul ettiğiniz için. Nasıl kesişti yolunuz bu tarikatla? Sizinle daha önce yapmış olduğumuz sohbette bir arayış içerisinde, din anlamında bir arayış içerisinde olduğunuzu söylediniz. Siz dindar bir ailede mi büyüdünüz? Böyle bir eğilimi var mıydı? Ve bu tarikat size nasıl ulaştı? Siz kendinizi bu tarikatın içinde nasıl buldunuz? Evet, bahsettiğim gibi yani Türkiye'ye geldiğimde, yerleştiğimde birinci yılımdan sonra yurt dışındaydınız. Evet. Sonra işte birinci yılım çok iyi geçti İstanbul'da. İkinci yılımda böyle kafam çok karışmaya başladı din konusunda. Çok sorularım vardı. Ve bir şekilde cevap bulamıyordum. Bir de şöyle bir şey vardı. Tabii ki o dönemler böyle kendi başıma araştırma yaptığımda Türkçem de yeterli değildi o dönem. Daha çok kulaktan dolma. Bir uzun süre iki farklı ülkede de yaşadım. Oradaki Türk arkadaşlarımdan daha çok. Burada da pekiştirdim. Hala iyi diyelim ama. İşte dediğim gibi böyle bir sorularım vardı, böyle içim yanıyordu resmen, yani o, yani beynim o istediğim, yani sormak istediğim sorulara artık böyle şeydi, cevap arıyordu. Ve o dönem erkek arkadaşım, kendisi oyuncuydu, onun vasıtasıyla aslında... Tanınmış bir oyuncu muydu? Açıkçası şimdi takip etmiyorum, yani o kapandığında, o da olay kapanmıştı ama o dönem kendi çapında evet popüler biriydi, tanınmış biriydi. Hangi kanallardaki dizilerde yer aldı? Yani doğrudan ismini paylaşmak istemeyebilirsiniz belki ama en azından bilindik kanallardan. Evet, evet, çok çok bilindik kanaldan birinde. Devlet televizyonu mu? Öyle söyleyeyim. Kanal konusunda çok bir fikrim yok. Söylemek istemiyorum açıkçası. Evet. Program değilse. İşte onun vasıtasıyla girdim. İlk davetiyem Yeni Bosna için oldu. Ama gitmedim ilk başta. Sonra ben işte yurt dışına tekrar çıktığımda erkek arkadaşımdan işte tanıdım. Yani o nereye gideceğimi bana söylemişti, Yeni Bosna'ya. Ben ama bir türlü cesaret edip gidememiştim. Şimdi bir araya gireyim dilerseniz. Erkek arkadaşınız ünlü bir oyuncu ve sizin böyle bir arayış, bir dinle alakalı merak, Müslümanlık diniyle ilgili merakınızı fark ediyor. Ve kendisi o tarikata mensup, Menzil tarikatına mensup. Mensup olduğu tarikata sizi de yönlendiriyor, değil mi? Yani evet, sizin din arayışınızı Menzil tarikatı üzerinden çözmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ve bunun ilk ayağı olarak da Yeni Bosna'da bir adrese sizi yönlendiriyor. Ne vardı o adreste? İşte Yeni Bosna'daki bir adrese yönlendirdi. Oraya gittiğimde şeydi, yani normal bir apartman dairesiydi ilk gidişimde. Orada zaten bir tövbe ritüeli varmış. Yani hani normal bir toplantıydı, ben oraya mı dahil oldum yoksa toplu bir tövbe miydi onu bilmiyorum.
Çünkü böyle kısa sohbetten sonra ablamın biri beni bir odaya aldı, yalnızdı. Çok hatırlamak istemediğim bir dönemdi açıkçası. Sizi yalnız odaya aldı, orada size tövbe seansı mı yaptı? Evet, el vermek diye hatırlıyorum. Orada da işte şu ana kadar işlediğiniz bütün günahları, işte tövbe ettiğinizi, Gavs Hazretlerin sizin bundan sonra işte mahşer gününde avukatlık edeceğine. Peki siz bunları duyunca zihninizde nasıl bir şey oluştu? Yani biraz saçma buldunuz mu, yoksa aklınıza yattı mı bunlar? Ne hissettiniz, ne düşündünüz? Yani çok şeydim böyle, yani hani çok enteresan bir şeydi, yani dilim söylüyordu ama yani kalbim böyle şeydi, böyle şaşırmış, donmuş gibi, ama bilmiyorum, şeydi, biraz hem ürperticiydi, bilmiyorum. Bir kendimi biraz sakinleştirmeye çalışıyordum, tamam işte hani bu böyle yapılıyor, bu normal. Güven diye, çünkü biraz da öpermiştim, çünkü yalnız gittim. Orada işte o ritüeli yapıyorsunuz, işte ablaya o tövbeyi veriyorsunuz. Aslında Gavs Hazretleri onlara el verdiği için ablalar da tövbe alabiliyorlar, Gavs Hazretleri de eşit ol anlamına geliyor. Ondan sonra işte size böyle bir şey, kat veriyorlar. Orada devam, yani Sofi olmak için, tam tövbekar olmak için yapılması gereken başka ritüeller de var. Onlar bittiğinde Sofi oluyorsunuz. O da nedir? İşte akşam vaktinde sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, 9 veya 12 saat evvelinden hiçbir şey yemiyorsunuz. İşte rekat namaz şeyleri vardı, tarifeleri, onu yapıyorsunuz. İşte yatmadan Gavs Hazretlerini işte alnınızda hayal edin. İşte o duayı ediyorsunuz, bir dua var, yatıyorsunuz. Ve dendi ki, eğer rüyanızda Gavs Hazretlerini görürseniz, siz kesinlikle ama kesinlikle seçilmiş özel bir müritsiniz. Peki seçilmiş ve özel bir mürit olduğunuzda ne oluyormuş? Orasını bilmiyorum ama yani bana yansıtılan bir de şey var böyle, yani hani benim aslında oraya gitme sebebim sorularıma cevaptı. Ya bir de benim biraz şeyim herhalde bu konuda, cehaletim diyeceğim. Bir de uzun yıllar böyle hani yurt dışında yaşayınca o tarikat, yani pek araştırmıyorsun. Arkadaşlarım beni uyarmaya çalıştı tarikat diye, ama ben nedense hep böyle şeydi. Çünkü hani benim niyetim farklıydı. Ben soru sormaya gidiyorum. Eğer tamam bütün sorularıma cevap verilebilirse ve orada yani hissetmek istediğim şeyleri hissedebilirsem, oraya ait olmamak için benim için hiçbir şey olmayacaktı. Sizinle yapmış olduğunuz konuşmada bana çok önemli iki, yani aslında dikkat çekici iki detay söylemiştiniz. Birincisi, Gavs geldiğinde onu görmek için çaba sarf eden, yani bayağı birbirlerini ezen kadınları gördüğünüzü söylemiştiniz. Bir de o dönemde size zorla kitap satışı yapılmaya çalışıldığını aktarmıştınız. Onları biraz anlatır mısınız? Ya aslında şöyle, zorla kitap satışı değil, rica. Çünkü onların bütün duruşları öyle. Gayet ön yargısız, yumuşak, son derece anlayış, sizi olduğunuz gibi kabul etme. Aslında gerçekten neden oraya geldiğinizi dahi sormuyorlar. Yani hoş geldiniz. Bütün mesele bu. İlk başlarda. Gavs'ın geldiği gün bazı kadınların Gavs'ı görebilmek için birbirlerini ezdiği yönünde bir... Şimdi bu şeyde oldu. Adıyaman'da. Ve o dönem var, şimdi nasıl bilmiyorum ama 3 günden fazla kalınmıyordu. Ondan sonra işte erkek tarafı var, kadın tarafı var. Vakit namazlarından evvelinde
Böyle bir avlu var ve Gavs Hazretleri o tünelden, alt tünelden çıkıp böyle işte bir patika gibi bir şey var. Oradan geçiyor ve kadınlar sadece o an, yani 10 saniye, 15 saniye Gavs Hazretlerini görmüş oluyorlar. Ve tepkiler, ilk tepkiler beni çok korkutmuştu. Böyle işte bağıran, çağıran, kendimi yere atan, baba baba diye böyle bağıran, ağlayanlar, ben bir anda ne olduğunu çok şaşırdım. Çünkü bayağı ortasındaydım aslında, bayağı uzun bir sıra vardı ve böyle bir anda herkesin bağırıp çağırması tuhaf geldi, çok ürperdi. Sordum, şey dediler, işte onu görünce onlara işte bir şey geliyormuş, bir nur geliyormuş, o nurun tepkisiymiş. Öyle bir bayan vardı, onu gerçekten hiç unutamıyorum, bir anneydi, genç bir anne. Böyle pusatı vardı ama böyle hani katlı katlı oluyor ya, 3 tane bebesi vardı içinde. Bir akşam vakti kantine geldim, böyle kafasını masaya eğmiş, hümür hümür ağlıyor. Onun yanında annesi var, bebeler de şey ağlıyor. Dedim teyze ne oldu? Ay yok dedi, kızım dedi sakinleşir dedi. İşte akşam namazının geçişinde Gavs Hazretlerini görmedi. Morali bozuldu dedi. Göremediğim için. Evet. Ağlıyor. Ve ben dedim ki ama üçüncü gündeyiz artık. Yani daha öncesinden de çok gördü. Ve birçoğu hep bu durumdaydı bayanlardan. Erkeklerle kadınlar hiçbir şekilde bir arada bulunmuyorlardı değil mi bu tür? Yok olmuyor. Şöyleydi benim dönemimde. Dediğim gibi Gavs'ın ailesi de kadın bölümünde yaşıyor. Arada bir bazen erkekler, işte aileye ait erkekler geçiyorlardı. Normal kocaman bir şey, bunları ayıran yeşil bir metal kapı var. Arada bir oradan gelip... Tüneli kim kullanıyor o bahsettiğiniz? Onu benim anladığım, yani bana anlatılan kadar şey, yani bir abla anlatmadı. Oradaki Sofilerden Gavs Hazretleri'nin ve ailesinin çok daha rahat köyde geliş geçiş, yani... yaşamaları için inşa edilmiş. Siz o menzil köyünde ne kadar kaldınız? Toplam yani iki defa gittim, iki ayrı tripte. Üç günler. O dönemler üç gündü. Sonra hatta bu Bahara evleri o dönem aslında şey diye konuşuluyordu. Yakın çevresine, yürüme mesafesine oteller inşa edecekleri ve böylelikle onların 3 gün değil de 7 gün kalma işte, yani kalabiliyorlardı ve bu çok büyük bir sevinçti. Peki onların dediğiniz sizin gibi tarikata yeni mensup olmuş, tarikatı da öğrenmeye çalışan kişilerden mi bahsediyorsunuz? Onlar gidip orada kalıyorlar mı bir süre? Böyle mi oluyor sizden? Yok, benim karşılaştığım insanlar, kadınlar orada, işte kafileler, birisiyle bir kafileyle seyahat etmişti. Onlar çok uzun zamandır orada. Onu tam olarak bilmiyorum. Herhalde kadın bölümünde ablaların biri organize ediyor. Mesela şeyde Tepeören'e geldiğinde Gavs Hazretleri, Üsküdar'a veya neresiydi? Hani böyle orada otobüsler organize ediliyor. Bu Tepeören, Üsküdar dediğiniz yerlerde Gavs'ın menzil köyündeki gibi yerleşkesi mi? Evet. Anladım. Bu sefer de şey olmuştu. Orası o zaman da yine Tepeören'di. İşte böyle yeni evler, malikane gibi inşa etmişler, demir kapılar falan. Biz otobüs oraya indirdi ve inanılmaz kalabalık, inanılmaz kalabalık ve tabii ki erkek kadınlar ayrı. Ve biz beklemeye başladık. Dedim ablaya, abla dedim neyi bekliyoruz? Hani ben şey diye düşündüm, yine böyle hani caminin içerisinde bir şekil işte böyle ibadet tarzında bir şeyler olacak veya böyle toplu tövbeler.
Bütün mesele şuymuş, biz o gerçekten yeşil demir kapılarının arkasında bekledik. Gavs Hazretleri gelecekmiş, arabadan inip eve girecekmiş. Onu görmek için. Onu görmek için. Ya. O dönem bunların hiçbiri size çok garip gelmiyor muydu? Yani tabii çok garip geliyordu. Çok çok garip geliyordu ama ben hala şeydim yani, hani benim oradaki asıl motivasyonum birisini bulup sorularıma cevap veren birisiydi. Hani o yaşanan gariplik. Ne merak ediyordunuz yani şöyle, dinle ilgili hı-hı, neyi merak ediyordunuz da cevap alamadınız anladığım kadarıyla, hı-hı, o soru. Yani siz dinle ilgili, hı-hı, cevap merak ettiklerinizi öğrenmeye çalışırken bir anda kendinizi bambaşka bir yapının içinde ve o ritüellerin içinde bir baba karşıma çıktı yani bir engel olarak. Ben öyle hissettim o dönemde. Baba? Çünkü baba, Gavs'a baba diye hitap ediyorlar. Bir anda böyle baba vardı aramda. Anlatabiliyor muyum? Aslında dinle ilgili hiçbir şey öğrenemiyorsun. Yok. Bir baba var ve herkes o babaya taparcasını anladığım kadarıyla. Evet. O ne ritüel? Evet. Motivasyonları da, bak, kimsenin günahını almak istemiyorum. Çok çok tatlı insanlar da vardı. Yani aslında kötü yoktu. Hani bir insana, evet, bu kötü insanda ya da yanlış sebeplerle buraya dahil oldu. Ben yani kadın bölümünde hiç o şeye kapılmadım açıkçası. Motivasyonları gerçekten iyi bir Müslüman olmak ve cennete mümkün olduğu kadar bir şekilde destekli gitmek. Ama dinle ilgili hiçbir şey öğrenemiyorlar. Nasıl yani? Evet, şimdi şeye geleceğim. Evet, benim gördüğüm kadarıyla eğitim seviyesi de çok düşüktü. Yani çoğunlukla işte ev hanımları, genç kızlar, işte ortaokul, lise. Bir üniversiteyle de hiç tabii karşılaşmadım. Maddi durumu ortalama ne bu insanların? Yani bu insanların bu tür tarikatlara, hı-hı, gitmesini teşvik eden şey acaba ekonomik durumda olabilir mi? Olabilir. Yani şimdi şöyle, asıl sofiler, en alt tabaka bana öyle geldi. Onlar gerçekten hani böyle tertemiz, pak, Allah yolunda olmak isteyen, diyet ihtiyacı yoğun olan insanlar ve böyle çok dul kadınlar da vardı. İşte dul olup gelinleriyle çok çok enteresan, gelinleriyle aslında çok problemleri olan, onun için erkek çocuklarından erkek çocuklarıyla uzaklaşan, çok enteresan yani, en çok bu benim dikkatimi çekti. Burada ekonomi bir, hı-hı, etken miydi yani? Onu şimdi şöyle birebir olduğunu ben bu evlerinde bedava bir süre kalıyor bu insanlar. İşte belli o yerleşkelere gittiklerinde anladığım kadarıyla bu insanlara belli imkanlar sunuluyor. Onun haricinde şimdi bürokrasideki artan mensup sayısına baktığımızda da menzil tarikatından olduğu söylendiğinde bu kişilere ayrıcalık da tanınıyor anladığım kadarıyla. Sizin bir kere her şeyden önce bununla ilgili şahit olduğunuz ve gördüğünüz şeyler var mı? Mesela erkek arkadaşınızın oyuncu olduğunu söylediniz. Anladığım kadarıyla sinema sektörünün ya da işte dizi sektöründe de ciddi anlamda varlığı var menzil tarikatının. Demek ki oralarda da bir ayrıcalık tanınıyor bu insanlara. Ki tanınıyor yani, biliyoruz ama sizden duymak, sizin deneyimlerinizi anlamak istiyoruz. Evet, yani öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Ait olduğum yok. Ama hani söylentilerden, bağlantılardan bunları zaten hemen anlayabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Ve kendi içlerinde, özellikle sanat dünyasında o dönem ciddi anlamda bir örgütlenme çabası vardı. 2012 işte benim dönemimde. Aralarındaki sohbetten anlıyordum. Telefon konuşmalarından falan. Hatta ki benim bildiğim kadarıyla bana şöyle söylenmişti. Yani o dönem galiba 30-40 aşkın şirket
lira olduğu, işte turizmden, işte o dönem hastane inşa edilecekti. Sağlık Bakanlığı'nda full kadro oldukları için çok mutlulardı. Şunu biliyorum, elhamdülillah her yerdeyiz deniliyordu. Bu söyleniyordu ve ben o Adıyaman'a gittiğimde şey vardı, ya böyle bir orta gül var, demir çerçevede. Orada bir şey, orada işte bir oturma köşesi vardı. Eğer orada oturduğunuzda çok iyi bir açı vardı erkekler tarafından. Ve kapı bazen yarıya kadar açık oluyordu. Ve orada ben ne zaman otursam çok enteresan, böyle çok şeyli, böyle takım elbiseli adamların da böyle çok gelip geçtiğini görüyorsunuz. Ama bunlar işte herhangi bir takım elbiseli beyefendiler değil. O sıcakta, o güneşte o takım elbiselerin kalitesini görebiliyordum. İlk gittiğimde ilk gün, üçüncü gün gördüm. İkinci gittiğimde de üçüncü günde. Peki sizi hiç bir şeye zorladıkları oldu mu? Şunu yapmak zorundasınız ya da bu doğrudan baskı olmayabilir belki ama şey olabilir, taciz yoluyla olabilir. Yani bir sürekli aranmak olur, sürekli mesaj yollanmak olur. Mesela benimle şeyi paylaşmışsınız, sabah namazlarını sizi kaldırıyorlarmış mesela. Yani sizi rahatsız eden şeylerle birlikte üzerinizde baskı kurulduğunu da hissettiniz mi? Onları evet. İşte bir süre sonra sabah namazından yarım saat evvel telefonlar başladı. Her zaman başka bir Sofi'ydi. Sofi kalktı namaz. Onlar da o beni çok rahatsız etmişti çünkü hazır değildim. Belki bende de bir şey vardı. Yani ben böyle hani ibadeti kafamda belki soru işaretleriyle çok samimi ve içtenlikle yapacağımı inanmadığım için bir şekilde belki onlar bu şeytanın vesvesesi diyordu. Benim ruhum başka bir şey söylüyordu ama bana böyle şey iki yüzlülük gibi geliyordu. Gerçekten çarecisti çünkü sonrasından suçluluk duyuyorsunuz. Yani onun da bir ağırlığı var, suçluluk duyuyorsunuz ve ben bunu Allah'a bir iki defa söylememe rağmen bu devam etti. Bundan gerçekten çok rahatsız olmuştu. Çünkü bir de çok yaygın bir cümle orada. İşte birbirini namaza alıştırırsa o kesin cennetlik. Burada da tabii ki ister istemez analitik kafa şeyi sorguluyor. Yani hani senin gerçekten amacın beni kazandırmak mı yoluna yoksa işte kendine yer etmek mi? Sonra da izdivaç durumları, evlilik durumları şey. Biraz anlatır mısınız? O da şöyle, 6 defa oldu bu. Farklı tarihlerde işte bir abla arıyor, işte diyor sen bekarsın, işte şöyle bir tane birisi var. İlk başta şöyle bir tane birisi dediği kişi de yine tarikattan tabii işte sana uygundur. Ve sıralamaları hep benim dikkatimi çekti. Zengin, işte iş adamı, holding sahibi, ondan sonra yaşadığı mühit. Ve Sofi oldu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani böyle sıralaması hep benim aklıma her zaman takıldı. İşte genelde herhalde işte benim eğitimimle böyle işte okumuş iş adamları. En sonunda hatta şey dediler, bakın dediler bunu kesinlikle evet edemeyeceksin. Boğaz'da yalısı var. Tarikat mensubu bu kişi, Boğaz'da yalısı var, zengin biri, evlenmelisin diyor. Tabii siz tek değilsiniz, sizin gibi genç kadınlara böyle tırnak içinde izdivaç faaliyeti de yürütüyorlar. Evet. Ama burada kriterler zengin olması en başta. Yani çünkü yani hani ben psikolojiyim ama tarikatı mensupları da yani bu kişiler de zengin kişilerden oluşuyor. Onu da anlıyoruz. Yani evet. İş dünyasının içinde. Kesinlikle. Evet. Bir de bana şey geldi yani burada gerçekten kimse kızmasın bana. Sadece benim fikrim.
Biraz da bana şey geldi, bu ben bir süre Amerika'da yaşadım. Orada bir Yahudi müşterim bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Benim o kaldığım çevrede çok yoğunlardı. Dedim ki hani nasıl buradan çıkıp işte bütün Amerika'ya alabildiniz? Dedi ki o dönemler bizde şöyle aslında hala var ama dedi eskisi kadar yapmıyoruz dedi. O dönemler onların şeyinde, cemaatinde şöyle bir kuralları varmış. Şimdi siz atıyorum şehre yeni geliyorsunuz. Bir aile size 50 bin dolar vermek zorunda. Siz kendi işinizi kuruyorsunuz, kendinizi toparladığınızda, artıya geçtiğinizde yeni gelen başkasına 50 bin dolar destek veriyorsunuz. Şey aslında yani bir taraftan baktığımda ben onara etmiştim aslında. Dedim aslında güzel bir şey. Yani hakikaten community şey destek bu böyle bir şey olmalı. Ama tabii ki sonradan anladım ki şöyle bir şey yok. Yani o sistem menzil tarikatına da yani öyle olduğuna inandım ben bir şekilde nedense. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sistem var menzil tarikatında. Birbirlerinin aralarında çok destek var. Bu destek iş dünyasından alıyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Onun yanı sıra aynı zamanda da bizim bildiğimiz bürokrasinin içinde de destek gördükleri ve destek aldıkları için bu şekilde kolay büyüyen bir tarikat olmuş anladığım kadarıyla. Tabii. Yani ben Sufiyim elhamdülillah deyip içeriye giren hiçbirini gelişebileceklerini zannetmiyorum. Bu kolektif bir destek gibi. Memleketlilik gibi. Şimdi az önce anlattığınız bu izdivaç meselesini biraz daha açmak isterim. Sizin haricinizde başka yani genel olarak oradaki müritlere bu yöntem uygulanıyor anladığım kadarıyla ama sadece kadınlara değil erkeklere de biraz daha anlatabilir misiniz? Orada nasıl yürüyor bu iş? Anladığım kadarıyla kiminle evleneceğine de Gavs denilen şey karar veriyor değil mi? Biraz orayı da anlatır mısınız? Yani şey evlenecek olan insanlar işte Gavs Hazretlerine danışıyor. Orasını geldi erkek birini tam olarak o nasıl işliyor onu bilmiyorum ama haber Adıyaman'a gidiyor. Adıyaman'dan uygundur uygun değildir diye haber gelirse ona göre. Orada hatta bir tane çok genç çok tatlı bir kız vardı. Onu anlatmak istiyorum gerçekten. Çünkü bütününe baktığınızda hakikaten işte Allah yolunda niyetleri sadece Allah'a daha yakın ibadeti öğrenme ve iyi bir Müslüman olarak, iyi bir insan kul olarak ümit ederiz ki cennete gidelim. Değildi, bana hiç öyle gelmedi açıkçası. Mesela o kızım şeydi, çok gençti, okumamış, lise, ortaokul terk ama okumak çok istiyor. Ve dedi ki, abla dedi, işte birisi var dedi, umarım dedi Adıyaman'dan uygundur diye haber gelir dedi. Çünkü dedi ailesi eğitime biraz inanıyor dedi. Yani belki ben ondan evlenirsem belki beni de okuturlar dedi. Ve biz o haberi 3 ay bekledik. 3. ayın sonunda olumsuz cevap. Peki neye göre yani? Hiç bilmiyorum orasını. Evet. Sorduğunuzda da işte dediğim gibi yani hani şimdi siz gelirken zaten birçok sorunuz vardı. Ondan sonra teşkilatın içerisinde bir tür kurallar var, sebepler var, engeller var. Yani sürekli bir baba engeli karşınızda. Yani şimdi bir de o ritüelleri sormak, öğrenmek anlatabiliyor muyum? Yani sorduğunuzda da çoğu zaman direkt bir cevap da alamıyordunuz. Bir de sizin o dönem hayatınızda olan erkek arkadaşınız yani ünlü bir oyuncu olan o erkek arkadaşınızla aranızda geçen bir diyalog var değil mi? Bu meseleye benzer bir mesele. Sanırım sizinle ilgili o tarikata mürit olacağınızın
daha önce Gauss tarafından görüldüğü yönünde mi? Doğru mu hatırlıyorum? Hı-hı. Siz anlatır mısınız Hı-hı. biraz o kısmı? Bu diyalog en başından, yani bu diyalog nasıl yaşandı eski Hı-hı. erkek arkadaşınızla? En başından. O dönem ayrılmıştık ama orta başta, yani Adıyaman'a falan hiç gitmedim o dönemde. Ben yurt dışındayım, bana bir mesaj geldi ve dendi ki işte ben Adıyaman'daydım, Sofiler işte birileriyle konuştum dedi, tam o şeyini hatırlamıyorum. Ve şöyle denmiş, işte ismim, soyismim yazılıyor. Yani okumuş. Benim 21 yaşımda alnıma Sufi olacağım yazılmış. Yani öyle dediler dedi. Ve ben tabii ki bu benim için hiçbir şey ifade etmedi. Yani nasıl? Hani doğal olarak nasıl diye soruyorsunuz. Orada da cevap yok. Yani ben aslında girerken belki 10 tane sorum vardı. Çıkarken 100 bin tane sorum oldu. Körü körüne inanıyorlar. Hakikaten yani her şeyi baba. Babayı geçemiyorsunuz. Bende de şöyle bir şey var. Yani geçmek değil, yakınlaşmak. Yakınlaşmak için de yani ben sorgulayarak şeytani vesveseye maruz kalıyorsam, bunu sorduğumda abla bana çok tepki verdi. Benim yoğun bir şekilde rabıta yapmam gerektiğini. Rabıta da şöyle, gecenin bir vakti bir dua şeyi var. Onu yapıyorsunuz, başınıza bir örtü kapatıyorsunuz. Ve aslında bir tür meditasyon, imajinasyon meditasyonu. Doğru mu? Sorularınızın cevaplarını bu rabıta meditasyonu yoluyla mı bulacağınızı, sizi ona mı teşvik ediyorlar? O zaman rahatlayacağınızı mı söylüyorlar? Oradaki aslında, yani öyle olsaydı ben emin oldum bunu yapardım. Ama oradaki asıl şey şu. Benim bu düşüncelerden arınmam için ona yakınlaşmam gerekiyor. Sormanızı engellemeye çalışıyorum. Aynen öyle. Manipülasyon var. Çok ciddi bir ekonomi dönüyor orada. Çok ciddi bir ekonomi dönüyor. Ya şeyi anlattım zaten. Hani iş dünyasındaki ve siyasette de öyle olduğundan çok eminim. İşte destekleşme, köyün içerisinde de zaten öyle. Yani şeyleri, alışveriş yapma yerleri, tekstil ürünleri, işte hediyelik eşyalar, erkek bölümünde restoranlar, kafeler, kadın bölümünde... Peki, ben şunu çok merak ediyorum, bunu hiç sormadınız mı oraya gittiğinizde? Ben de o menzil köyüne gittim. Benim gördüğüm kadarıyla... Gauss denilen kişi köyün tamamını, o arazilerin hepsini ele geçirmiş. Yani nasıl bu kadar bu arazinin sahibi oluyor? Orada köylüler de yaşıyor sonuç itibariyle. Bununla ilgili bilginiz var mı? Orada işte o dönem biraz kısa onları araştırdığımda onu erkek arkadaşıma sormuştum. Dedim ki bir araştırmada dedim o bölgeyi zorbalıkla aldıkları iddia ediliyor. Öyle bir yazılar okudum falan dedim. Beni tersledi. Saçmalama dedi, olur mu öyle şey dedi. Nasıl almış? Cevap verdi mi? Elhamdülillah Allah'ın bereketi. Bu soruyu da birisine sormaya cesaret ettim artık. Bana öyle bir cevap verdi. Öyle. Yani benim anladığım kadarıyla oraya hani mantıkla, düşünceyle gitmeyeceksiniz. Soru da sormayacaksınız. %100 inanç, %100 itaat. Bunları özellikle kadınlarda görmem beni çok ürpertti. Çok açık söyleyeyim. Hani ayrılma sebeplerimden bir tanesi buydu. Çünkü ben annelere baktığımda anneler geleceğe yetiştiren insanlar. Kız çocukları var, erkek çocukları var ve o annenin o baba çığlığını
yani görmüş olsa, duymuş olsaydınız gerçekten ürperirdiniz. Çünkü ben hemen şu, bu kız nasıl büyüyecek? Şimdi tabii ki onların tarafından baktığımızda güzel bir şey. Yani Allah yolunda olacak, temiz olacak. Öyle düşünüyor onlar. İşte aklına işte dış dünyanın, kapitalizmin hiçbir şeysi girmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Buna inandırılmış insanlar. Evet. Bu insanlar evet. Ama... Aslında özünde böyle bir şey yok. Sizi orada az önce sormuştum, en çok rahatsız eden, sizi orada en çok rahatsız eden şey neydi? Bundan son derece rahatsız oldum dediğiniz bir olay yaşadınız. Bu bir olay olabilir, şahit olduğunuz bir şey olabilir, size söylenen bir söz ya da sizden istenen bir şey olabilir. Herhangi bir durum. Aslında küçük küçük çok var. Bununla şunu söyleyebilirim. Hani benim amacım İslam'da din, Allah'a daha yakın olmak. Onu orada göremedim. Orada benim gerçekten sadece gördüğüm kocaman bir çiftlik gibi, ya orada şey gibi böyle işte hani bir futbol kulübü olur ya da bir ne kulübü olur işte ya, tekne kulübü olur. Tümüyle aslında şöyle dediğim gibi küçük küçük çok şeyler var. Ama tümüne bakıldığında şöyle bir tablo çıktı karşıma benim. İşte menzile dahi girmeden evvel işte sufilerin çok özel insan, Müslümanlar olduğunu, özel insanların olduğunu, herkese kısmet olmayacağını ve onların daha çok böyle hakikaten Allah yolunda Gavs Hazretleri'nin desteğiyle daha hızlı ilerleyecek bir yol, tamamen maneviyat ve yalan dünyadan, yani dış dünyadan soyutlanmış özel grup. Ben öyle algıladım. Bilmiyorum, belki güleceksiniz ama bazıları diyecek herkes de insan sonuçta, ama öyle değildi. Yani orada ekonomi vardı, orada siyaset vardı, orada işte evlenme daireleri vardı. Yani dış dünyada aslında olan her şey o küçücük köyde var ve böyle kendi arasında bir devlet. Biri işte evlenme dairesinden sorumlu, biri şuradan sorumlu, buradan sorumlu. Soru sormak yok. Aldığınız cevap size yeterli gelmediğinde insan bu sonuçta, yani hani kalbinizle ruhunuzla soruyorsunuz aslında. Yani ben öyleydim en azından ve eminim birçok insan özellikle işte din konusunda kafası karışan, yol arayan veya aidiyat duygusunu doyuramamış, onu doyurmak için kapı arayan insanların gerçekten çok iyi araştırmasını istiyorum. Dediğim gibi eğer sorunuza sorular ekleniyorsa kesinlikle doğru bir yer değil. Yani ben bunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi yani bana şey geldi, ticaret. Ticari bir dünya ve çok büyük bir ayrım var. Yani erkek bölümü, kadın bölümünde bir erkek geçerse, o benim çok zoruma gitmişti, yürüyoruz. Ablanın biri böyle kolumu çekti, diğeri böyle kafamı eğdi. Ben ne olduğunu şaşırdım bir anda böyle. Ey kafanı, Sofi dendi falan. Ben ne olduğunu şaşırdım. Ve tabii ki refleks olarak kafanızı kaldırmak istiyorsunuz. Ve tekrar eğildi. İşte ayaklarını gördüm. Adam geçti. Dedi ki, Sofi dedi, bunu sana anlatmadılar mı kapıda dedi. İşte bir erkek geçtiğinde kadınlar kafası durup ya yönünü değiştirecek, yönünü değiştirme şansın yoksa kafanı yara eğmen gerekiyor. Biri oydu. Erkekler tarafında dediğim gibi her şey var. Kebapçılar, ben hayatımda yediğim en iyi kebabı orada yedim. Kadın bölümünde sadece büfe var. Ondan sonra arada bir işte erkekler namaza gittiklerinde 15-20 dakika bir pencere açılıyordu. Orada kadınlar gidip alışveriş yapabiliyordu. Ondan sonra orada mesela işte para veriyorsunuz.
ele almak yok, masaya bırakmanız gerekiyor. Ve bende de şu oluyor, yani seni de yaradan Allah, beni de yaradan Allah, hepimizi yaradan Allah. Hani demiyorlar mı işte, yaprak bile o bilmeden yerinden kımıldamaz. Hani benim seninle üstünlüğüm var. Ama bu soruyu sormak için çok yanlış bir yerdesiniz. Ki benim oraya gittiğim hakikaten saf duygularlaydı. Saf duygular. Ve oradan çıktığımda ben hani çok mu iyi oldum? Hayır. Bir de bunun tabii ki sonrası var. Traumatik. Travma yaşıyor. Tabii yaşıyorsunuz yani. Ben valla hala atlatıp atlatmadığımı da çok iyi bilmiyorum, biliyor musunuz? Fark ettim siz konuşurken. Yaşıyordunuz sanki o anları. Evet. Çünkü şey, yani hani mürit kazandırmak, sufi kazandırmak ve onu o kadar böyle şimdi dönüp baktığımda bana o dönemler çok samimi içten geliyordu. Ama çok sinsice. Çok sinsice. Evet. Ve siz oraya her gittiğinizde, Gavs Hazretleri her gördüğünüzde bakıyorsunuz, toplum buna inanıyor ya, diyorlar, anlatıyorlar işte şöyle oldu böyle. Siz de o ümitle gidiyorsunuz. Yaratıkları inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı, bir üzüntü, boşluğun yerine daha büyük bir boşluk ve bütün bunlar yalnız kalıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi siz sonrasından ne yapacaksınız? Yani ben bir iki yıl tarikata üye oldum. Gerçi bunları yaşadım. Hadi o yaşadıklarım belki o kadar değil. Gördüklerim korkunçtu. Özellikle çocuklar için, genç kızlar için. Çok korktum. Bu Abdülbaki, ona ben çok açıkçası o kadar üzüldüm ki şaşırmadım, biliyor musun? Özellikle ailesinin verdiği tepki olan oldu. Bir şikayetçi değiliz. Beni hiç şaşırtmadı. Şaşırtmaması da beni çok üzdü. Oradaki anneler, demiştim ya, oradaki annelerin tutumu beni çok ürpertmişti. İşte o şaşırmamaları ya da menzil tarikatından şikayetçi olmamalarının bizim o anlayamadığımız, nasıl yani evladını kaybetmiş bu baba, evladını kaybetmiş bu anne, olur mu böyle şey dediğimiz şeyi aslında siz bize o uyuşturma, tabiri caizse kişiyi uyuşturma halinin nasıl yaratıldığını anlattınız. Evet. Hiç şaşırmadım. Herkes böyle sosyal medyada bayağı gündem oldu galiba. Herkes çok şaşırdı. Ben şaşırmadım. Ve oradaki müritlerin, orada bulunan insanlar bu ruh haliyle orada. Kesinlikle, kesinlikle. Yani 60'ından ya bütün yaş grupları, bütün yaş grupları. Türkçe bilmeyen o kadar çok insan vardı ki bir de. Ayrılırken size zorluk çıkardılar mı? Nasıl ayrıldınız? Bir de onu anlatırsanız. Ya o şey oldu işte, biraz yavaş yavaş uzaklaşma, davetiyelere cevap vermeme, gitmeme. Ondan sonra tam orayı anında hatırlamıyorum açıkçası. Özellikle bu evlenme telefonlarıyla, sabah namazı telefonlarıyla, özellikle bu evlilikler beni çok rahatsız etti çok açıkçası. Ama ayrılma süreciniz de size sorun çıkardılar mı? Yok, şöyle oldu, ben her yerden iletişimi kestim. O süre zarfında erkek arkadaşınızla ilişkiniz devam ediyor muydu? Yok, arada bir görüşüyorduk ama arada bir yazışmalar zaman zaman oluyordu. O sizi zorladı mı? Neden ayrılıyorsun, işte dön geri gibi şeyler söyledi mi? Demedi ama zaten hani ayrılma sebeplerimizden bir tanesi de laiklikti. Onlar birbirleriyle evleniyorlar. Dışarıdan kimse yok. Daha münasip, daha uygun oluyor. Zaten buradan ayrıldığınız için, tarikattan mensup olmadığınızdan dolayı evlenmeye uygun biri değilsiniz onun anlayışına göre, anladığım kadarıyla. Evet, evet. Zaten öyle bir cevap da almış, sormuş kendisine benim onun için uygun bir aday olup olmadığımı. Olumsuz cevap gelmiş. Bunlar da tabii ki bahane de olabilir ama böyle şeyleri ben diğerlerinden de çok duyduğum için olasılığı çoktu. Ve kendisinin de ve birkaç kişinin de, yani
kızlara işte bu şekilde de kandırdıklarına inanıyorum. Çünkü daha sonra bir şekil o kızların da işte Adıyaman'a gitmişler, yok resim paylaşıyorlar tövbe anında, ki resim çekmeyi tamamen yasak ama öyle yani, o da aklımdan geçmedi değil. Anlatabiliyor muyum? Genç kızları da böyle bu yöntemle kandırdıklarını düşünüyorum. Hatta şöyle de bir aile işte bir kız kaçmış, çocuk kaçırıyor. Ailesi tarikattan, onlar değil. Şöyle bir şart koşulmuş, bütün aile sofi olacak ancak o zaman. Ve bütün aileyi de dahil ettiler yani. Aslında buradan Gavs'ın şartının ne olduğunu da anlamış olduk. Şu an inançlı mısınız? Müslümanlığa inanıyor musunuz? Hayır. Bu sürecin bunda etkisi oldu mu? Çok etkisi oldu. Çok. Hani bir tarafım hala o soruları açık. Ama orada yaşanan değil. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, kendim de kaç defa hatim ettim, İncil okudum, bütün dinleri okudum. Benim ailemin bana öğretti, benim ailemin yaşadığı İslamiyet'i görüyorum. Annem de, babam da, teyzem de. Orada başka bir şey var. Niyet, bakın niyet temiz ama sebebi yaratanların niyetine ben inanmıyorum. İnanmadım. Evet. Ve çok sinsizce yapıyorlar. Çok yumuşak, yumuşak, her şey çok yumuşak, her şey çok yumuşak. Bir bakıyorsunuz, içindesiniz. Evet. Ve bunun sonrasından ayrıldığınızda evet bana sorun çıkarmadılar. Ve ben eminim oraya tekrar gelsem, selamun aleyküm ben yine geldim diye, yine aynı şekilde kabul edecekler. Çünkü oradaki asıl amaç, benim anladığım ve hissettiğim kadarıyla asıl oradaki amaç grubu büyütmek. Asıl amaç o. Çünkü siz atıyorum yani 1000 kişilik bir orduyu 4 kişi çok güzel yönetebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O beni çok korkuttu. Özellikle anneleri gördüğümde, özellikle anneanneleri gördüğümde. Peki orada dikkatinizi çeken başka böyle size tuhaf, ilginç gelen başka bir olaya şahit oldunuz mu? Orada genelde şey diye soruyorlar, işte sanatçı mısınız? Değilse de işte uyuşturucu bağımlılığı. Yani genelde çok işte sanatçıların ve uyuşturucu bağımlılarının da oraya gittiklerini, yani getirdiklerini, arkadaşları tavsiyesiyle gittiklerini biliyorum. Çünkü şey, bende nedense hep şeydi böyle, oyuncu Sophie'le hitap edilmiştim. O oyuncu olduğu için benim de belki oyuncu olduğumu düşünmüşlerdi. Ben onu sormuştum, neden? Abi de işte sanatçı, arkalı kardeşlerimiz çok geliyor, uyuşturucu bağımlıları da geliyor, elhamdülillah iyileşip dönüyorlar. Ki öyle olmadığını biliyorum ben. Çünkü iki kişiyi tanıyordum. Biraz uyuşturucu problemleri vardı. Hani böyle çok sert bir şey içip içmediklerini bilmiyorum ama kullanıcılardı ve o amaçla, yani iyileşmek amacıyla oraya gidi. Orada 1-2 hafta kaldıklarını biliyorum. Orada karşılaştığım yani sayısı bayağı vardı. Önceden Süleymancı cemaatine üye olup şu an menzilde olanlar. Sebebini sorduğumda, çünkü yani bir dakika, Süleymancıların cemaatindeyken oradan ayrılıp menzile mi? Evet. Transfer olmuş. Evet. Yani transfer olmuş. Müritler arası, cemaatler arası mürit transferi gibi bir şey bu yani. Evet. Şey, birkaçında şey oldu dedilmişler. İşte kızım oldu, damadım oldu falan. İşte ben de onların vesilesiyle geldim. Benim çok dikkatimi çeken şeydi. Bunlar bizden hiç para istemedi.
oldu. Süleymancılar da isteniyor muymuş? İsteniyormuş. O kadarını bilmiyorum ama hep sürekli istenmediğini. Evet. Yani onlar da sürekli bir şey için sürekli az miktarda olsa bile herhalde anladığım kadarıyla para talep ediliyormuş. Benzeri hiç yapılmamış bunlar. Hiçbir Sofi bunu böyle bir yapmamış. İşte o inandırıcı gelmiş. Bunları 2-3 bayandan duymuştum. Böyle 50-60 yaşlarında. Kadınlarımız yani evet. O zengin diye, zengin olanı ayrı bir muamele, fakir olanı ayrı bir muamele, böyle bir şeye şahit, eşitsizlik şahit oldunuz mu? Anlatmıştım, o 4 katlı bir yer var. Gidiyorsun, yorgan yastık alıyorsunuz. Herkes aynı yerde yatıyor. Ama bir de şöyle bir şey var tabii ki. Yani bir de arka taraf tamamen Gams Hazretleri'nin malikanesi. Hani orada özel insanlar geliyor, özel muamele görüyor mu, özel kalıyorlar mı? Bunları eminim böyle çok toplum içerisinde yapmıyorlar. Yani aslında müritler çok şeyi görmüyor aslında. Ve öyledir. Yani çok zengin ve çok bakımlı olduklarını. Ben Gams Hazretleri'nin kızıyla oturmuşum. O çok ilginçti. Bir türbe vardı. Bir öğle vakti geziyorum. Bank vardı, oturdum. Çok hoş bir bayan. Böyle sınıf ayrımını da zaten çok söyleyemem çünkü herkes çok siyah çarşaflı orada. Kullanmayanlar da kullanıyordu oraya girdiğinde. Ve ben Gams Hazretleri'nin kızıyla oturmuşum. Yarım saat sohbet ettik. Gayet bakımlı, manikürlü. Öje yoktu ama full manikür. Gençti, taze cildi var tabii ki ama belli ki bakımlıydı. Takma kirpikleri vardı ama çok şey böyle yani hani çok yüze batmayan. Ama şey yani telefonu son modeldi. Çok süslü, püslüydü. Şimdi diyecekler ki Allah yolundayız ama hani böyle güzel nimetlerden mi vazgeçeceğiz? Bakıldığında hayır tabii ki değil ama siz aksini savunuyorsunuz. Ben kendi nevresimi getirdiğimde bana bu kadar da rahat olma Sofi dendi. Gavs özel bir yerde kalıyordu. Milyonluk bir araca biniyor şu an. O zaman da öyleydi değil mi? Tabii. O yıllarda da lüks. Araba yani girişini ben çok gördüm. Bekliyoruz çünkü. Bekliyorsun saatlerce. Veya caminin içerisinde. Orası tam olarak neredeydi hatırlamıyorum. Bir camiydi. Dediler ki işte kadınları da ziyaret edecek. Bu inanılmaz büyük bir şey. İnanılmaz büyük bir şey. Yani eşitlik olması gerekiyor. Ben belki sorularımı gerçekten yanlış adresteydim. Orada hakikaten Ağustos'un sıcağında 6-8 saat bekledik. Herkes de böyle tıpır 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 ter akıyor ve herkes bekliyor. Sonra geldi, kolunda birisi vardı. Şöyle bir yarım U yapıp 2-3 adımla gitti. Bütün mesele bu. Ve bunun uğruna çok şeyler yapılıyor. O 5 saniyelik görüntüye, o ümide, o rehberliğe yani Allah'ın yanında avukatlık yapacak o ümide çok çok kötü şeyler yapıldığına inanıyorum. Yani özellikle o genç 12 yaşındaki çocuğun hikayesini de sonradan duyuluyor artık. Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çok da rica ediyorum dikkat etmelerine. Çünkü ben hala atlatmış değilim açıkçası. Belki çok masum gelebilir, belki her şeyi aslında anlatamadım anlatmak istediğim gibi. Ama öyle yerler doğru adres değil. Kesinlikle değil. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Orada bir de böyle şey, belki İslamiyet'te de böyledir ama orada onu özellikle yoğun hissediyorsunuz. Böyle bir siz yetersizlik, yani siz yeterli değilsin. Yapmayınca da böyle o suçluluk duygusu. Ya bunu şimdi şu yöntemle, bu yöntemle yapıyorlar diyemiyorum. Çok sinsizce demeye çalışıyorum ya. Böyle sinsizce yumuşak yumuşak. Aynen. Ve o kızların işte Gams Hazreti görmediği için ağlayan anne, o genç kız, bunların göstergesi. Ve hakikaten o anne sabaha kadar namaz kıldığını biliyorum ben. Bu sebepten dolayı mı? Görmediği için. Evet.
rabıtayla falan, ona en azından öyle bir yakın, bilmiyorum. Yani birçok insanın da aslında doğru adres orada değil ve iyi bir psikoloğun, iyi bir psikiyatristin, belki bir iki seans birçok dünyavi sorunlarını halledebilir. Doğru kurumlarda belki işte maddi desteğini doyurabilir, ihtiyaç olmayacak. Birçoğu da ihtiyaçtan da gidiyor oraya. Bu başı boşluk, aidiyet, çok bunu da çok güzel kullanıyorlar. Ama dediğim gibi gerçekten iyi niyetli olanlar da var ama işte o iyi niyetlere onların ihtiyaçları var büyümeleri amacında. Ben öyle algıladım.